Savaşı bırakıp kaçanlar da var ama annesine tazminat ödenir. Bu Ukrayna topraklarında işgalde ölürsem. Baktığınız zaman esir alınan ölen Rus askerlerine ağırlıklı Asya'nın çocukları. Belli ki para için, şunun için, bunun için, vaatler için gelmişler. Çok sayıda Kafkas kökenlinin de olduğunu biliyoruz. Zelenski ne dedi? 55 bin dolara yakın tazminat size. Ödeyeceğim. İspat edin silahınızı bırakıp evinize döneceğinizi bu para verilecek. Ben ne dedim size inanılır gibi değil. 110 dolar bir Rus askeri ölürse ailesine bırakılacak tazminat. İnanamamıştık. Doğruymuş. Zelenski'nin bu çıkışı ve yapılan haberler Rus yönetimini harekete geçirdi. Evet. Zam geldi tazminatlara. Öyle söyleyeyim. Hadi başlayalım. Rus askerlerine Zelenski zam mı diyelim mi? Çok net. Onun o para vaadinden sonra Putin hemen duruma müdahale etti. Hayatını kaybeden savaşta Rusların, Rus askerlerinin ailelerine. Ölmeden çekin gidin. Bırakın bu işgali. Bunu bana ispat edin Zelenski. 5 milyon ruble. Kur o kadar oynak ki 80, 90, 95 rubleydi 1 dolar. 110 doları 110 rubleyi aşmış durumda. İşte 52.500 ruble e, dolar ediyordu. Peki burası benim hatam. 21 bin ruble Rusya'daki asgari ücret. Baktığımızda ilk gelen rakam ölen ailelere, çocuğu ölen ailelere 10.000 ruble. Kurda fırlayınca işte 110 dolar ediyordu. İnanamamıştık. Zam geldi. 7 milyon rubleye çıkardı. Artı 5 milyon rublede ekstra ödemeler olacağını söyledi. Yaralanan her Rus askeri için ailelerine 28 bin dolar karşılığı geliyor. Bugünkü kurla döndük 3 milyon ruble. Peki ya hayatını kaybedenlere total ödeme ne olacak? Rus askerlerinin ailelerine 7 artı 5 12 milyon ruble. Dönün bugünkü kurla 115 bin dolar. Şu hesabı yapmak bile gayri insani. Şu rakamların arkasında evet evlat, anne, baba, çocuk, kalp, duygu var ama böylesine vahşi bir ortama sürüklendi dünya işte. 110 dolarlardan işte 115 bin dolarlara kaç 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 kat Zelenski mı Putin böyle bir zam yapmış durumda.